Dersim Kırım Anıtı, Dersim Katliam Anıtı, Dersim Kırım'ı üzerine yapılan hafızalaştırma çalışmalarının bir sonucu olarak inşa edilmiştir. Anıtın iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi Dersim Kırım'ında hayatını kaybeden ve mezarı bulunmayanları anmak, ikincisi ise Dersim Kırım'ının tanınmasını sağlamak ve farkındalığı artırmaktır. Mazgirt Belediyesi anıtın tasarımı için Mimar Dara Kırmızı Toprak ile anlaşmış ve anıtın finansmanını sağlamak üzere bir bağış kampanyası düzenlemiştir. Dersimli iş insanlarının desteğiyle tamamlanan anıt Kasım 2012'de Dersim'de Kırklardağına inşa edilmiştir. Bu bölge katliam sırasında birçok sivilin kurşuna dizildiği bir yerdir. Anıt Peter Eisenman'ın Berlin'deki Yahudi soykırma anıtına benzer şekilde taş bloklardan oluşan bir yapıdır. Anıtın açılışı büyük ilgi görmüş. Hem ana akım medya hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır. Anıtın inşası sürecinde finansal kaynak eksiklikleri ve Mazgirt Kaymakamlığı tarafından açılan davalar gibi zorluklarla karşılaşılmıştır. Ocak 2012'de Kaymakamlık Mazgirt Belediyesi'ne karşı dava açmış ve Ekim 2012'de anıtın inşaatının durdurulmasını talep etmiştir. Mazgirt Belediyesi bu durumu prosedürle ilgili bir sorun olarak görmüş ve finansal sorun Dersimlilerin bağışlarıyla aşılmıştır. Dersim ağırlıklı olarak Alevi Kürtlerin yaşadığı bir bölge olup bu durumun bölgenin merkezi otoriteler tarafından öteki olarak görülmesinin nedenlerinden biri olduğu söylenebilir. Osmanlı döneminin sonlarına doğru özellikle 2. Abdülhamit döneminde Dersim'in fiili özelliğine son verilmesi için girişimlerde bulunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte 1923 ise Türk devleti sunni veya alevi ayrımı yapmaksızın Kürtlerin etnik ulusal varlığını reddetmiştir. Cumhuriyet döneminde özellikle 1930'larda Dersim devlet içindeki en büyük sorun olarak görülmüş ve ...kökünden sökülüp atılması gereken bir çuban olarak tanımlanmıştır. 1930'lu yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi CHP... ...iktidarının sağlamlaşmasıyla birlikte... ...Dersim'i medenileştirme projesi hız kazandı. CHP'nin medenileştirme yaklaşımı iki aşamada gerçekleştirilecekti. İlk olarak 1935 yılında Dersim bölgesinde bir umumi müfettişlik kurularak... ...General Abdullah Alpdoğan'a geniş yetkiler verilmiş ve Dersim'in adı bu yıl... Dunceli olarak değiştirilmiştir. Bu adım, Dersim'in olağanüstü hal bölgesi ilan edilmesini simgeliyordu. İkinci aşamada Dersim'deki aşiretlerle yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca Türk ordusu 1937 yılında bölgeye askeri harekat başlattı. İlk operasyonda binlerce Dersimli öldürüldü ve bölgenin dini ve politik liderlerinden Seyit Rıza idam edildi. Ardından Aralık 1937 Ağustos 1938 döneminde hava kuvvetleriyle desteklenen ikinci bir harekat gerçekleştirildi. Katliam sırasında kimyasal silahların kullanıldığına dair belgeler ortaya çıktı ve Dersim dağlarına sığınan direnişçilerle sivillerin katledildiği belgelendi. Katliamın ardından sağ kalan Dersimliler Anadolu'nun çeşitli bölgelerine sürgün edildi. 3 yıl sonra devlet Dersim'de güvenlik altyapısını kurarak sürgün edilenlerin dönmesine izin verdi. Ancak Alevi Kürtlere yönelik asimilasyon politikaları devam etti. 2011 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dersim kırımına ilişkin bazı devlet belgelerini kamuoyuna açıkladı ve CHP'nin 1930'larda Dersim'de yaptıkları için özür diledi. Erdoğan'ın öz Özrü bazı kesimler tarafından CHP'yi siyasi olarak yıpratma amacı taşıyan bir hareket olarak değerlendirildi. Özrün ardından AK Parti hükümeti Dersim kırımına ilişkin somut adımlar atmadı. Ancak özür açıklamasının ardından Dersim Kırımı üzerine kapsamlı bir soruşturma yapılması ve devlet belgelerinin açıklanması talepleriyle birçok gösteri düzenlendi.